Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her bir canlının, özellikle küçük bir çocuk ve yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Ömer İslamoğlu, 52 yaşındayım. Kocaeli İtfaiye Teşkilatımızda 12 yıldan beri görev yapmaktayım. Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yaparken 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Kocaeli İtfaiye Teşkilatı'nda gönüllü itfaiyeci olarak görev yaptım. Bu süre zarfında da birçok orman yangınlarına, birçok ev yangınlarına, arama kurtarma görevlerine teşkilat olarak aldığım eğitimler sayesinde zaman buldukça katılmaya çalıştım. Şu anda da itfaiye teşkilatımızın daire başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Ben Kadir Köktürk, 1970 İzmit doğumluyum. 22 yıldır müdahale şube müdürlüğünde itfaiyede çalışmaktayım. Ben Sedat Yalçın, 50 yaşındayım. Mesleği 24 yıldır yapıyorum. Müdahale şube müdürlüğü olarak 5 grup amirliği, 1 komuta amirliği, 17 müdahale istasyonu, 370 personelle ilimizde oluşabilecek olaylara müdahale için hazır kıta nöbet tutmaktayız. Zaman zaman afet durumlarında, sel baskınlarında, orman yangınlarında, bir kedi kurtarmasında, yılan kurtarmasında dahi bütün görevlerde itfaiye teşkilatımız olarak görev yapmaktayız. Toplam 9541 olaya müdahale ettik. Bunlardan 3500 küsürü yangın, 6000 küsürü de kaza ve kurtarma olaylarıdır. Günlük rutin dışında müdahale şube müdürlüğüne bağlı grupları ziyaret ederek, iletişim kurarak koordinasyonu sağlamaya çalışıyorum. 8.45'te içtima anonsu yapılır. İçtimaya çıkarız. Vardiyayı alan ekiple, vardiyada kalacak ekip o gün içerisinde olmuş, yani geçmiş gün içerisinde olmuş tüm bilgileri aktarır. Öncelikle burası bir aile ortamı gibi. Birbirimizden her zaman haberimiz oluyor. Dışarıda da birbirimizle iletişim kuruyoruz. Yani itfaiyecilik aslında bir yaşam tarzı diyebilirim ben. 112 acil çağrı merkezinde yangın ihbarı geldiği zaman, aldığımız zaman burada istasyonda bizim bekleyen nöbetçi arkadaşımız hemen sirene basar. Dikkat, dikkat, işleri yandı, işleri yandı, Cumhuriyet Bankı. Kayma borularımız var, oradan kayarak araçlarının yanına inerler. Elbiseler, kıyafetler aracın içerisindedir. Yani biz yangına giderken aslında aracın içerisinde giyinerek, hazırlanarak yangına gidiyoruz. Bu neyi kazandırıyor bize? İtfaiye de merkezde giyinmeyi bekleyerek zaman kaybetmiyoruz. Hızlı bir şekilde olaya gidebilmemiz için aracın içerisinde giyiniyoruz. Olay yerine de hazır halde iniyoruz.
karşılıklı helalleşiyoruz diyebiliriz burada. Vedalaşıp çıkıyoruz bir nevi. Yani helallik istiyoruz. Çünkü mesleğin risklerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Neyle ne zaman, nerede nasıl karşılaşacağımız belli değil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her bir canlının, özellikle küçük bir çocuk ve yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Yangında bilgi, teknik ve tecrübelerimizi arttır. Sevgimizi, cesaretimizi, inancımızı eksiltme. Pirimiz İbrahim Aleyhisselam'ı yanmaktan koruduğun ilahi emri sırrına bizleri de dahil et. Kaderimizde şehit olmak varsa eşimizi, çocuklarımızı ve yakınlarımızı koru Allah'ım. Kocaeli bölgemiz bir sanayi kentimiz. 14 tane OSB'si olan, 34 tane limanı olan bir kent. Buna göre her türlü yangın riski var. Biz bu yangın riskine karşılık eğitim, donanım olarak kendi teşkilatımızı yenileyerek her türlü olaylara müdahale etmekteyiz. Teşkilatımız içerisinde yine bizimle beraber görev yapan gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımız var. Yaklaşık 2001 yılından beri teşkilatımız içerisinde 2100 tane gönüllü itfaiyeci eğitimini almış. Zaman zaman bizim büyük olaylarda, orman yangınlarında bize yardımcı olan gönüllü itfaiyeci kardeşlerimiz de var. Biz bunların vermiş olduğu emeklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok katkı da sunuyorlar. Teşkilatımız içerisine gelen gençler her türlü gençlerimizden, yüksekokuldan, üniversitelerden, liselerden her türlü arkadaşlarımız mevcut. Bunlar dışarılarda boş işlerle uğraşacağına sosyal sorumluluk çerçevesinde itfaiye teşkilatımıza gelerek bir insana nasıl faydalı olabilirim mantığıyla hem bize kendilerini teşkilatı öğrenmiş oluyorlar hem de burada insana faydalı oluyorlar. Bizim sonuçta yaptığımız iş insan kurtarmak. Özverili, güvenli ve samimi işin teknik donanımlarını bilen, tecrübe sahibi, bilinçli ve becerili itfaiyeciler olursanız, bunu vatandaşınıza gösterirseniz yaparsınız. Vatandaşınız sizden o enerjiyi almalı, o yardıma koşan itfaiyeci duygusunu almalı ki siz de ona göre takdir etmeli. Teşkilat olarak 365 gün 12 ay görev yapmaktayız. Malumunuz şu anda da Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Ramazan rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. İnşallah bu ayın feyzinden, bereketinden, rahmetinden de hep beraber teşkilatımız olarak istifade ederek her türlü olaylarda, kentin yangın güvenini sağlama noktasında da Ramazan-ı Şerif'te de görevlerimizi arkadaşlarımızla beraber 24 saat 7 gün sürdürmekteyiz. Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her bir canlının, özellikle küçük bir çocuk ve yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Ramazan aylarının en güzel yanlarından birisi de paylaşmaktır. Nöbette yemeğini paylaşırsın, Ramazan sofrasını hazırlama telaşını paylaşırsın, iftarını paylaşırsın, sabrı paylaşırsın. Yine yangına, kazaya, kurtarmaya da beraber gidersin. Velhasıl her iş ortak paylaşarak yapılır. İtfaiyede Ramazan ayında genelde yemek yapıyoruz. Yemekle iftara hazırlık yaparak geçiriyoruz günümüzü. Yine bunun yanında
manevi bir ay olması sebebiyle namazlarımızı cemaatle kılmaya özen gösteriyoruz. Görev çıkmadı, dışarıda olmadığımız zamanlarda. Akşamları teravih namazlarımızı kılıyoruz. Bol bol boş bulunduğumuz durumlarda Kur'an-ı Kerim tilavet ediyoruz. Hatimler okuyoruz. Kur'an okuyan arkadaşlarımız hatimler okuyorlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hudan lil muttaqîn. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. Bizler de elimizden geldiğince Ramazan ayı içerisinde Ramazan ayının vermiş olduğu güzelliklerle, o manevi ruhla, o güzel ahlakı bürünerek yaşamaya çalışıyoruz. Bu hem itfaiye teşkilatı içerisinde hem de dışarıdaki hayatımızda bizlere çok güzel güzellikler katıyor. Buna inanıyorum. Yardımlaşma duygusunu pekiştiği aydır bu Ramazan. Dostlukların pekiştiği, güzelliklerin olduğu bir aydır. Biz bunu işte burada hep beraber iftarımızı, sahurumuzu hazırlayarak, beraber aynı duygularla iftarımızı, sahurumuzu hazırlayarak, bunları da yaparak zaten mesleğimizde birbirimize canımızı emanet ediyoruz biz. Nasıl ki ben ona güvenip canımı emanet ediyorum ve içeriye giriyorum. Ben orada yıkılıp kalsam o arkadaşım beni alıp gidecek. Ama bu denli candan birbirini seven meslektaşlar tabii ki Ramazan'da da böyle bu duyguları gönülden, en içten, derinden yaşıyorlar. Yaşıyoruz daha doğrusu. Yine Ramazan ayının bizlere getirdiği paylaşmak çok güzeldir. Paylaşmak ana temalardan bir tanesidir Ramazan ayında. Bunun İslam dininde verilmesi vacip olan fıtır sadakası da bunun en güzel örneğidir. Paylaşmak, başkalarına vermek, yediğinden içtiğinden yedirmek, giydirmek. Ramazan ayında düşkünlere, muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Cenab-ı Allah bizlere bunu Ramazan ayında vacip kılmış. Ramazan ayı içerisinde de yine düşkünleri, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, onlara da fıtır sadakalarımızla, yine zekatlarımızla, dahası fazlasından vererek infaklarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan aslında bir arınma ayı, yani günahlardan arınıp temizlenme ayı. Bizler de diğer zamanlarda Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman diğer zamanlarından daha çok ibadet yaptığı bir ay. Kardeşliğin gözetildiği, fakirlerin, yoksulların, yetimlerin gözetildiği ay. Bizler de bu ayda işimizi yaparken fakirleri, yoksulları, yetimleri unutmamamız gerekiyor. Teşkilat olarak bizler de Büyükşehir Belediye'mizin organizasyonlarında, iftar programlarında hep beraber katılarak Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde de değerlendirmeye çalışmaktayız. İslam dini güzellikler dinidir. İslam dini, Cenab-ı Allah bizlere İslam dini içerisinde vermiş olduğu güzellikler içerisinde 3 aylar, şu anda manevi iklim üzerinde bulunduğumuz 3 aylar da vardır. 3 aylar içerisinde Ramazan'ın yeri daha ayrı, daha güzeldir. Ramazan-ı Şerif geldiğinde itfaiyede coşku, sevinç, neşe, Cenab-ı Allah'ın bereketi, rahmeti, her şeyi bir üzerimize sirayet ederek geliyor. Ramazan'da personel arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız beraber aynı ortamda 24 saat kalıyorlar. Tabii ki her gün biz her saniye, her dakika olaya gitmiyoruz. Olay haber merkezinden bize ihbar düştüğü zaman olaylara gidiyoruz. Her türlü olay ne olursa olsun itfaiye olaylarını biz yerine getiriyoruz.
Boş kalan zamanlarımızda ki bu ay Ramazan'ın fevzi bereketinden istifade etmek isteyen arkadaşlarımız zaman zaman kendileri Kur'an-ı Kerim açıp okuyorlar. Kendilerini bu yerde manevi olarak da yetiştirmeye çalışıyorlar. Kitap okuyorlar, mescitte namaz kılıyorlar, ibadetlerini de yerine getiriyorlar. Biz hakikaten toplum olarak da buna ihtiyacımız var. Ramazan bizi arınma ayı olan ruhumuzu, nefsimizi, ahlakımızı elbette ki güzelleştirmesi gerekiyor. Biz mutlaka Ramazan'ın bu tarz maneviyatından istifade etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Ramazan ayını bizlere şöyle tarif ediyor. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluştur buyuruyor. Biz de bu şuurla yaşamaya çalışıyoruz. Çevremizdeki insanlara da bu şuurda yaşamayı öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Şimdiden bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ve bayrama sevinçle, huzurla bir şekilde kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Bu vesile ile ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini temenni eder, sağlık ve sıhhatle Ramazan bayramına ulaştırmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan her yerde, Ramazan itfaiyede yaşanır. Herkese hayırlı Ramazanlar. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar.